Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle 2018 KPSS'de çıkmış yalnızca dil bilgisi sorularını anlatarak ve açıklayarak çözeceğim. 1'den 7'ye kadar sorularımız ve ilk sorumuz noktalama işareti ile ilgili. O zaman vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Bu parçada numaralanmış virgüllerden hangisinin işlevi diğerlerinden farklıdır denmiş. Şehir insanın hayatını düzenlemek üzere meydana getirdiği en önemli, en büyük derken gördüğünüz gibi en önemli, en büyük sıralı kelimeleri ayırmak için kullanılmış. Bu yapıya biçim veren tercihleri ise insan ve toplumlar, inançlardan, dinlerden derken burada da sıralı kelimeleri ayırmak için virgül kullanmış. Dinlerden, inançlardan, dinlerden hareket ederek belirler. Oysa şehir toplumsal hayata, insanlar arasındaki ilişkilere derken bakın burada da sıralı kelimeleri ayırmak için virgül kullanmışım. Biçim veren bir yer olmakla birlikte sosyal mesafelerin en aza indiği, bu ilişkilerin en büyük yoğunluk kazandığı derken burada da sıralı cümlelere ayırmak için virgül kullanmış. Gördüğünüz gibi sıralı kelime ve cümleleri ayırmak için kullanılan virgül A şıkkında. Şehir insanın hayatını düzenlemek derken burada hayatını, kendi hayatını arkadaşlar, insanın kendi hayatını, insanın hayatını şeklinde bir tamlama olsaydı tamlamalar arasında virgül kullanılması hatalı bir kullanım olurdu. Ama burada kastettiği şey hayatını, yani kendi hayatını. O zaman burada anlam karışıklığını önlemek için virgül kullanılmıştır. Yani hepsinden farklı bir şekilde işlevde kullanılan A şıkkıdır diyorum. Gelelim ses bilgisiyle ilgili çıkan bu soruma. İkinci sorum. Birazcık yaklaşıyorum. En sık çıkan soru kökü bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur denmiş. Tokat'ın Taşhanı şehrinin derken bunun aslı şehirdir. Şehirdir ama ek geldiği için iyi ünlüsü düşmüştür. Yani ben burada ünlü düşmesi vardır derim. B gitti. En gözde yerinde en rağbet gören mekanı. Burada tarihin şahitlerini görmek mümkün. Ortası göğe açılan derken bunun aslı göktür. Ama ek geldiği için ne olmuş? Buradaki sert ünsüz yumuşak G'ye yumuşamıştır. Yani ünsüz yumuşaması vardır derim. O zaman A da gitti. Bir pencere gibi bulutları selamlıyor derken bunun aslı selamlamaktır ama yor eki, şimdiki zaman eki kendisinden önce gelen A ünlüsünü daraltmış ve I yapmıştır. Her yor ekinden ekini gördüğümüzde bir daralma vardır diyemem. O yüzden yor ekini görüp buradaki öncesindeki kelimenin aslına bakacağız. Buradaki asıl kelimem selamlamaktır ama ne olmuş? Yor eki A'yı I'ya daraltmıştır. Ünlü daralması vardır. Etrafında küçükcük, bakın bu da küçüktür aslı. Ama ek geldiği için ne olmuş arkadaşlar? Buradaki K yani ünsüz düşmüştür. O zaman ünsüz düşmesi vardır derim. D de gitti. Bu parçanın içinde ünsüz benzeşmesi yoktur diyorum. Gelelim cümlenin ögeleriyle ilgili bir soruya. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur denmiş. Cevabımız A şıkkı. Çünkü hemen birinci cümlem özne ve yüklemden oluşmuştur. Burası köye bir hayli uzak, eski mi eski bir su değirmeniydi. Bu bir tamlama. Nasıl değirmen? Köye bir hayli uzak, eski mi eski bir su değirmeniydi diyorum. O zaman ben bunu birbirinden ayıramam. Burası bir komple yüklem. Peki köye bir hayli uzak, eski mi eski bir su değirmeni olan ne? Burası arkadaşlar. O zaman bu da benim öznem oldu. Yani doğru cevabım A şıkkı. Diğerine de bakalım. Güneş sırtların arkasındaki boşluğa gömülünce değirmen gölgelere bürünüp kararmaya başlardı. Gölgelere bürünüp kararmaya başlardı benim yüklemim. Peki ne gölgelere bürünüp kararmaya başlar? Değirmen. Peki ne zaman? Güneş sırtların arkasındaki boşluğa gömülünce. Bu da benim zarf tümlecim oldu. Çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Diğer soruma geçelim. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir denmiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Burada çok sevdiğiniz derken sevmek fiiline gelmiş. Hem de ne kadar sorumu soruyorum ve böylelikle bunun bir miktar zarfı olduğunu bulurum arkadaşlar. Ne kadar sevdiğiniz, çok sevdiğiniz. O zaman sıfat gitti. Devam ediyorum. İnsanlar hakkında konuşmak zordur. Sevginiz öylesine taşar ki derken burada da arkadaşlar taşmak bir fiildir. Nasıl taşar? Öylesine taşar. Nasıl sorum da beni durum zarfına götürür. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bu da zarf oldu. Yani zamir değildir. Edat da değildir. Devam ediyorum.
Kelimeler dilinizden bir türlü dökülmez. Dışarıdan bakan, bakana anlamsız gelecek bir takım jest ve mimikler. Nasıl jest ve mimik? Bakın isme soruyorum. Nasıl diyorum? Bir takım belli mi değil. O zaman bu belgisiz sıfattır. Yani bu da sıfattır arkadaşlar. En azından benim için böyledir bu. Bu da benim işaret zamirimdir. Ve arkadaşlar buradaki bir takım da belgisiz sıfattır demiştim. Doğru cevabım C şıkkıdır diyorum. Bu şekilde de sorularımız geliyor. Gelelim 5. soruma. Bu da çok sık çıkan bir soru türü. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur denmiş. Hemen bakalım. Köşkün kapısından derken burada zaten belirtili isim tamlaması var. Hem tamlayan hem tamlanan ek almıştır. O zaman köşk de kapı da isimdir. Bu belirtili isim tamlamasıdır. Neyin kapısı? Köşkün kapısı şeklinde belirtili isim tamlamalarını bulabilirim. Devam ediyorum. İçeri girince, girmek fiiline gelen ınca ince benim zarf fiilimdir. O zaman zarf fiil grubu vardır derim. Ötesi birisi aşınmış, hasır döşeli ve alçak tavanlı alt kat sofası basık merdivenlerden. Nasıl merdiven? Basık merdiven. O zaman bu da sıfat tamlamasıdır. Sıfat tamlamasıdır ve devam ediyorum. Kolayca çıkılıveren derken burada da arkadaşlar an, ası, mez, ar, dikecekmişten en, an benim sıfat fiilimdir. Yani sıfat fiil grubum da vardır. Burası sıfat fiil grubu. Basık merdivenlerden nasıl merdiven? Basık merdiven, bu da benim sıfat tamlamam. Fakat bu parçanın içinde edat grubum yoktur. O zaman sıfatlar, fiiller, zarflar, edatlar, isimler, bunların hepsini çok iyi çalışmam lazım. Çünkü ÖSYM her sene KPSS'de bu tarz soruları soruyor. Özellikle cümlenin içinde olan şekliyle soruyor. Devam ediyorum. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi kökü bakımından diğerlerinden farklıdır denmiş. Kökü bakımından diğerlerinden farklıdır dendiğinde kök ya isimdir ya fiildir arkadaşlar. O zaman bakalım. Güneyi derken bu günden gelir. Hemen onu şu şekilde not aldım. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın arkadaşlar, bu gündür. İsim köktür. Eski Türkçe'de güneş anlamına gelir. Güneyde güneşi çok olan yer demektir. O zaman güney derken bunun günden geldiğini ve isim kök olduğunu, kuzeyin de aynı şekilde kuzdan geldiğini ve isim kök olduğunu bilmeliyim. Bu da eski Türkçe'de gölgeli yer demektir arkadaşlar. Bu yüzden kuzey ve güney kelimeleri Türkçe bir kelimedir. Bu yüzden Türkçe kelimelerin köklerine bakarken dikkat edeceğim. Bu şekilde kuzey, kuzdan, güney, günden gelir ve bunlar isim köktür. Hemen buna isim kök diyorum. Yıllık derken yıl isim köktür. Bunda zaten bir karışıklık yok. Yerleşik derken bu da yerden gelir, isim köktür. Azalmaya derken bu da azdır arkadaşlar. Azdır. O yüzden bu da isim köktür. Ama burada bölgeye derken bu bölmektir, eylem köktür. Yani hepsi isim kökken Bursa eylem köktür diyorum. Bazen ÖSYM bize böyle biraz kafa karıştırıcı kelimelerde bunları aramamızı istiyor. Biz de çok dikkatli olmalıyız. Gelelim bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinde yazım yanlış yoktur soruma. Şimdi çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu sorumuzun cevabı Bursa. Diğerlerinde hangi yazım yanlışları var onları anlatalım. Burada tavırı demiş. Bunun aslı tavrıdır arkadaşlar. Burada ünlü düşmesi vardır. Bu basit bir yazım yanlışı olmuş. Hemen bakalım üçüncüsünde. Eğer onun sözleri zamanında kaydedilebilmiş olsaydı tarihi konu edinen edebiyatımız Ahmet Refik'ten sonra tam takır derken, bakın burada tam takır ayrı yazılmış, bitişik yazılması lazım. Neden? Çünkü sıfat veya zarf görevindeki pekiştirmeli sözler bitişik yazılır. Dümdüz, düpedüz, paramparça, sapasağlam, tam takırda olduğu gibi unutmuyoruz. Sıfat veya zarf görevindeki pekiştirmeli sözler bitişik yazılırlar, tam takırda olduğu gibi. Hemen dördüncü cümlemde hangi yazım yanlışı var? Bakın burada Osmanlı tarihi demiş arkadaşlar. Burada unutmuyorum, Osmanlı tarihindeki tarihi özel isme dahil olmadığı için küçük yazılmalıydı. Küçük harfle yazılmalıydı. Büyük yazıldığı için o yanlış olmuş arkadaşlar. Fakat bu konuyla ilgili sizlere bir şey söyleyeceğim. Tarihte adı geçen devlet, krallık, imparatorluk, şahlık, hanlık, prenslik ve benzeri yönetim biçimini gösteren kelimeler
harflerinde ilk harfleri büyük yazılır. Yani Arap Emirliği, Avustralya Krallığı, Osmanlı Devleti deseydi bu büyük yazılırdı. Ama burada tarihi dediği için bu büyük yazılmaz arkadaşlar. Ve gelelim son cümlemde. Burada da hiçbir kelimem var. Hiçbir. Bu ayrı yazılmış. Neden bunun bitişik yazılması lazım? Çünkü biraz, birçok, birçoğu, birkaç, bir takım, herhangi, hiçbir, hiçbiri gibi belirsizlik sıfat ve zamirleri de gelenekleşerek bitişik yazılır arkadaşlar. Gelenekleşerek dediği için ben bunları ezberlemek zorundayım. Gider bir istisna sorar. Bu yüzden nedir? Hiçbir de gelenekleştiği için bitişik yazılmalıdır diyorum. Burada ayrı yazıldığı için hatam bu şekilde yapılmış. Yani arkadaşlar ikinci cümlemde hiçbir yazım yanlışı yoktur. Sohbetlerine katılanlar onun Büyük Osmanlı seferlerini hal içindeymiş gibi heyecanla anlattığını ve yaşattığını görmüşlerdir derken burada herhangi bir yazım yanlışı yoktur diyorum. Cevabım Bursa. Bu şekilde sizlerle 2018 KPSS'de çıkmış yalnızca dil bilgisi sorularını çözdük arkadaşlar. Bütün sınavlarınızda başarılar dilerim.